Bir cumartesi daha saatler 22.00'ı gösterdiğinde sizlerin karşısındayız. Neredeyiz? Karşılarındayız. Hadi değil ya. Miyiz? Neredeyiz? Medya TV stüdyosundayız. Medya TV stüdyolarındayız. Evet. Şimdi ne söyleyelim biliyor musun? Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Senin sesin güzel olduğu konusunda bir iddia var aslında. Yok canım. Öyle yazışmalar var. Yok ya bayağı bir rahatsız. Yoksa albüm yapsın da benim mi haberim yok? Olamaz ki. Şimdi bu hafta birbirinden değerli. Kesinlikle. Her birinin de ayrı bir özelliği olan. Olan. Sizden bekliyorum. Sevgili izleyiciler, bu hafta bizlerle beraber olan konuklarımız Yeşilçam'a emek vermiş. Bir zamanlar... İsmini de ben söyleyeyim olsa daha iyi olur. Hadi söyle. Katma Değer Şaban ismiyle başrol oynayan Sevda Aktolga. Bizlerle. Bizlerle beraber ve benim gençlik dönemimde, çocukluk dönemimde demeyeyim de ben okul dönemimde hayran olduğum birisi. Çok değer verdiğim bir şahsiyet. Özellikle ağırlamaktan da gurur duyuyorum. Bizim için hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hemen bu tarafa geçiyoruz. Sevgili Tevfik Yapıcı bizlerle beraber. Tevfik Yapıcı nereden? Dur, deyince, onu da ben söyleyeyim. Hadi sen söyle. Ben biraz önce ceza yiyeceğim diye korkuyordum başkomiserimden. Akasya durağından başkomiserimiz Tevfik Yapıcı. Sağ olsun bu trafikte bize bayağı bir kırmadı. Evet. Ve özellikle bir ayrıyetten de bir, o konuda bir teşekkür edelim biz kendisine. Çok teşekkür ederiz. Çok hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi... Dur, çağırmadan önce sürprizimiz var demiştik. Evet. Sihirbazımız var burada. Ünlü bir sihirbazımız olacak. Reklamlardan sonra açıklayacaktık direkt. Yok, önceden ama parçalardan sonra. Evet. İsmini söylemiyoruz. Bekleyin. Çok etkin olan... bilindiklerin dışında da sihirbaz gösterisiyle karşınızda canlı birebir kameranın karşısında olacak. Vallahi sevgili seyirciler, aslında ben bunu sizlere hiçbir şekilde açıklamayacaktım ama dayanamadı. Açıkladı. Yok, reklamlardan sonra söyleyecektik. Yok, olmaz. Tamam. O zaman beklemez. Kıramadın, dayanamadın şimdi seyircilere. İzleyicilerimiz beklemeyebilir. Tamam, o zaman beklesinler çünkü. İlk etapta şimdi kendi fıkır fıkır böyle rahat yerinde duramayan. Gerçekten öyle. Hiç yerinde rahat duramıyor. Her gördüğüne aşık olmaya çalışan. Aynen öyle. Ama bir türlü aşık olmayı başaramayan. Sinan Fırat bizlerle.
Bravo. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Kimsin sen? Nereden çıktın karşımıza? Hoş geldin. Hoş bulduk. Parça aslında rezil ettin mi olacaktı? Evet, yanlış girdik parçaya. Yok, yanlış girmedik, olur mu? Emre kardeşimin ailesi, annesi istedi özellikle. Allah Allah. Tabii ki. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Rezil ettin de girilir mi ya? Daha ilk başlangıçta hayret bir şey. Öyle bir parça seçmiş, rezil ettin. Öyle parça mı olur ya? Ama rezil ettin beni Antep'e. Ya olur mu? Ben de rezil ettim beni diyorum parça. Girişte öyle parça söylenir. Hayırlı aşkına ya, hayırlı bir şey ya. Ne söyleyeceğiz? Daha sonra söyleriz. Öyle hemen mi? Konuşturalım, daha sohbet eyvallah edeceğiz seninle. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Biz teşekkür burada ederiz. Kimse yok. Burada aşık olacağın kimse yok. Onu artık kızım. Ben aşık olmuşum zaten, yetiyor. Hadi ya. Evet. Belli var buralarda, bir baksana. Baba burada, görmüyor baba musun? Burada. Hani gelirken ben boştum abi diyordun. Bugün bir yere kaytarmaya giderim diyordun. Değil ben... kelepçeyi takmışlar, senin haberin yok. Yok şimdi dur şimdi açık verdi ortaya. Ha, yüzük başka bir yerde miydi? Cepteydi, sonradan mı çıkardın? Yok, yüzük hep buradaydı. Şimdi yalan... Sen görmezse, senin gözün körse ben ne yapayım? Valla ben insanların ellerine, yüzüklerine bakmıyorum. Yok yok. Sayın izleyicilerimiz bak. Güzel bir şey söyledi. Açık verdin. Pot kırdın. En azından üstüne çıkmaya çalışma. Tövbe, açık vermedi. Gerçekten yüzük yoktu sende. Sağ ol, kafama kıracaksan ben bu işte yokum. Bu nasıl çok güzel bir sohbetimiz oldu. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Sağ olsun, güzel bir yorumdu. Ben başkomiserimin yanına oturabilirim değil mi? Tabii. Gel, sen emniyete alalım. Emniyete alalım. Şimdi sevgili seyirciler, müzik ziyafetine devam edelim mi? Tabii ki edeceğiz. Değil mi? Durmak yok. Ne yapacağız? Ondan sonra sohbete geçeceğiz çünkü. Evet. Müzik ziyafetimize devam ederken sevgili Turgay Ceylener, aynı zamanda müzik sanatçısı. Aynı ve zamanda. Yönetmen. Ve önümüzdeki günlerde çok başarılı projeye imza atacaklar kendileri. Yok, attığı projenin bir tanıtımına girecekler. Çok güzel imza atıldı yani. Atıldı yani. Atıldı tabii. Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Yakalamışız. Niye kaçsın ki? Uzaktan değil aslında, yakından tanıdık da burada iyi denk gelmiş oldu. Tanımadığımız değil, tanıdığımız bir arkadaşımız çıkmış oldu, o da iyi oldu. 70 milyon tanıyor kendisini. Ben tanımıyordum ama tanımıyor sanıyormuşum. Ben tanıdığım çıktı yani. Ay ne güzel. Hemen kendisini davet edelim buraya. Parçasının ismini mi söyleyelim önce? Ondan parçasının sonra ismini söyleyelim. Müsaitsen evlenelim. Bunu kime söyledi acaba? Öğreneceğiz. Söyledi, parçayı söyledikten sonra. Tamam olur. Sabah edemem, sen yanımda yoksan eğer. Akşamı sabah edemem, sen yanımda yoksan eğer. Beraber uyanmak güzel, bu yalnızlık bitsin yeter. Beraber uyanmak güzel, bu yalnızlık bitsin yeter. Müsaitsen evlenelim, sonra gidip eğlenelim. Teyzelerden öğrenelim, yemek yapmayı.
İlkbaharım, yazım, kışım, hem ekmeğim hem de aşım. İlkbaharım, yazım, kışım, hem ekmeğim hem de aşım. Sen ol benim tek yoldaşım, bitsin bu yalnızlık yeter. Sen ol benim tek yoldaşım, bitsin bu yalnızlık yeter. Müsaitsen bu parçayı dinleyip de erkeklere iş bırakmayan bayanları anlamam artık. Mutlaka bize iş bırakacaklar. Sen şimdi müsaitsen evlenelim ama teyzelerden öğrenelim çocuk yemek yapmayı, çocuk bakmayı. Bayanlar dursun diyor süs gibi. Dursun bilmiyor. Demiyor, bilmiyor, bilmiyor. Olur mu canım? Bayan... Erkekler biz bakalım diyor. Hayret bir şey. Ne diyor? Şöyle anlatayım ben. Hani evet sen doğruyu anlat bize. Hani yeni jenerasyonu anlatan bir şarkı. Yani bizler bundan... yani. Sen yeni jenerasyon görünmüyorsun ama neyse öyle olsun. yeni jenerasyon yaptık eskiden, aslında ama. Ablam çok iyi bilir. Eskiden hani böyle yemek yapma, çocuk bakma gibi dertler yoktu. Ama şu yeni jenerasyonda hani erkek kız çocuklarımız, erkeklerimiz falan filan hazırı biraz daha sevdikleri için teyzelerden öğrenecekler. Yemek yapmayı da çocuk bakmayı da. Şimdi karşıdan biraz daha kendisini kenara çekiyor. Şimdi... Bayanlar çalıştığı için erkekler evde kalıyor veya erken geliyor. Yemeği yapayım, temizliği de yapayım. Onlara yemeğe kaçmış olur. Bundan sonra bize takılmazlarsa iyi. Artık hayat müşterek yapacaklar tabii ki de. Tabii canım müşterek. Hayat niye? Müşterek yapacaklar. Bayanın işi nedir? Ne demek nedir? Artık bayanlar da çalışıyor. Ve senin ablama sorarım sana ne diyecek? Bayanın görevi nedir? Çocuğuna bakmaktır değil mi ablacığım? Yani sadece bir çocuğa bakmak. Hayat müşterek mi değil mi sevgili Sevda Aktolga? Artık bayanlar da çalışmıyor. Kim ne oldu? Ne oldu? Benden yana çıkacak dedin ne oldu? Ben İstersen bir de o tarafa dön. Buradan pay alamadık şimdi o tarafa dönüyorsun.